İnsan ve Anlam. Efendim merhaba, ben programın yapımcısı ve sunucusu Can Ceylan. İnsan ve Anlam programına hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz yayın gün ve saatimiz değişti ve geçen haftadan itibaren artık sizlerle cuma akşamları saat 22'de buluşuyoruz. Bu haftada her hafta olduğu gibi bazı kavramları ele alacağız ve değerli bir konuğumla sizlere sesleneceğiz. Bu haftaki kavramımız medya okuryazarlığı. Konuğum ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zakir Avşar. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız Can Bey. Teşekkür ederim hocam. Ben de üzerinize afiyet, biraz yaz nezdesi oldum. Dolayısıyla aman şifa dilerim. Dikkatli olun. Sağ olun. Sesimdeki çatallanmadan dolayı şimdiden sizden ve dinleyicilerden özür dilerim. Hocam şimdi medyada ve değişik ortamlarda okuryazarlık diye bir kavram çok geçer oldu. İşte sanat okuryazarlığı, ekonomi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, moda okuryazarlığı gibi bu kavramlara artık kulağımız alıştı. Bunlardan biri de medya okuryazarlığı. Hocam şununla başlamak isterim. Bu okuryazarlığın bizim ilkokul 1. sınıfta öğrendiğimiz okuma yazmayla ne farkı var? Niye buna ayrı bir okuryazarlık olarak ifade ediyoruz? Tabii okuryazarlık dediğimiz zaman harfleri tanımayı, harfleri yan yana getirip oluşturulan kelimeleri anlamayı kastediyoruz gayet tabii ki. Fakat artık bu bir insan için yetmiyor. Niye yetmiyor? Şundan dolayı yetmiyor. Yani kelimeleri, kavramları yan yana getiriyorsunuz, bunlara bir anlam da veriyorsunuz. Fakat bazen veremediğiniz o kadar çok anlam çıkıyor ki, bu yüzden de artık daha iyi anlamlandırabilmek, daha derununa eskilerin ifadesiyle girebilmek için, konuların kühne vakıf olabilmek için tabii ki bu okuryazarlık dediğimiz hususu biraz daha farklılaştırmamız gerekiyor. İşte burada da karşımıza medya okuryazarlığı çıkıyor öncelikle. Çünkü pek çok medya mesajına maruz kalıyoruz. Evet. Medya okuryazarlığı dediğimiz zaman. Çünkü bu medyada birçok mesaj karşımıza çıkıyor ama bunun arka planında ne var? Bunu hiçbirimiz bilemiyoruz. Hangi maksatla bunlar bize sunuluyor? Bunu bilemiyoruz. Bunlar bize hayır maksadıyla sunulmuyor çoğu zaman. Kara kaşımız kara gözümüz için de sunulmuyor. Evet, herkes bilgilensin. İçin de sunulmuyor. Bilgilendirmek için de sunulmuyor. Evet. Arkasında başka başka maksatlar da olabiliyor. Hı hı. O yüzden de biz de insanlara diyoruz ki okuduğunuzu, yazdığınızı biraz da anlayabilmeniz, bu kabiliyetinizi geliştirebilmeniz lazım ki okuduklarınız, yazdıklarınız size daha da faydalı olsun. İşte okuryazarlık dediğiniz şey burada bir anlam kazanıyor, yeni bir anlam kazanıyor, yeni bir boyut kazanıyor. Evet, yani hocam geliştiren yaklaşabilme. Evet, yani hocam medyada okuduğumuzun aslında ne anlam taşıdığının yanında bir de biz yazdığımızda karşı taraf yaptığımız paylaşımlarda, işte beğenilerde veya beğenmemelerde yaptığımız yorumlarda karşı taraf ne anlayacak? Bunun da bir farkındalığı olsa gerek bu medya okuryazarlığının içindeki öz. Elbette hepsini kapsıyor. Hepsini kapsayan bir şey bu. Bu sebeple de gayet tabii ki sözü de ayağa düşürmemek gerekiyor. Bir de böyle bir şey var. Söz biliyorsunuz kutsaldır. Söz evet. Önemlidir. Söz eğer bir mana ifade ediyorsa kıymetlidir. Bir mana ifade etmiyorsa sözü değerini yitirir, değersizleşir. Halbuki sözden daha kıymetli de bir şey yoktur insan için. Evet. Öyle değil mi? Tabii. Baktığınız zaman bu bakımdan da gayet tabii bizler de verdiğiniz mesajlarla konuşurken, okurken, yazarken, söylerken, ifade ederken mutlaka sözü ayağa düşürmeden kıymetini muhafaza ederek o sözün zaten var olan kendi kıymetini arttırarak söylememizde fayda var. Hocam siz bu işin akademisyeni olarak ve bir iletişim fakültesi dekanı olarak medyadaki okuryazarlığınızı nasıl diri tutabiliyorsunuz? Yani tıpkı yani bu bir doktorun sağlıklı olması veya diyetisyenin kilolarına dikkat etmesi gibi bir soru oldu ama siz bu konuda kişisel olarak ne tip bir tavır alıyorsunuz? Şimdi birisine yalan söyleme demek aynı zamanda doğru söylemek anlamına gelmez biliyorsunuz ki. Yalan söyleme dersiniz ama bu doğruyu söyle gibi bir kesin bir şey sonucu doğurmaz. Evet. Onun da doğru söyleyeceği sonucunu doğurmaz. Bu bakımdan da yani biz bir takım kuralları koyuyoruz, bir takım sözleri söylüyoruz ama karşımızdaki insan bize neyi ne amaçla söylüyor, bize hangi bilgiyi ne amaçla aktarıyor
İşte bunu sürekli bir akıl süzgecinden geçirmemiz lazım. Bu benim ne işime yarar? Bu kimin işine yarıyor? Bu ne maksatla bize söylenmiştir? Bu ne maksatla yazılmıştır, yayınlanmıştır? Aslında bunların niyeti nedir? Bunları biraz sorgulamak lazım. O sorgulamaları yaptığınız zaman sonuç itibariyle şuna doğru gidiyorsunuz. O medya mesajının altında, içinde, alt metinlerinde size ne verilmek isteniyor, onları daha rahat anlama imkanınız doğuyor. Yoksa diğer türlü sorgulamadığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle ne yapıyorsunuz? O sizin hiç murad etmediğiniz, arzu etmediğiniz, ihtiyaç duymadığınız mesajlara karşı karşıya kalıyorsunuz. Onlara maruz oluyorsunuz. Bir bilgi kirliliğiyle, bir enformasyon bombardımanı altında ezilerek, bazen de karşınızdakine haksızlık yapma noktasına gelerek veya olayları, dünyayı yanlış yorumlayarak bir yerlere doğru gidiyorsunuz, savruluyorsunuz. Evet. İşte bunun içindir ki biz insanlarımıza her zaman diyoruz ki mutlaka ama mutlaka karşınıza çıkan metinlerin içeriğine vakıf olmaya uğraşın. Kimi neye hizmet ediyor, ne amaçla bu metinler sunulmuş, bunlara bir bakmak noktasında sorgulayıcı olun, eleştirel yaklaşın. Bu hepimiz için çok önemlidir. Evet. Bunu sadece çocuklarımız için falan değil, biz medya okuryazarlığı dersi falan diyoruz ya, evet. Şöyle bir yanlış anlama da oluyor. Çocuklarımızın buna ihtiyacı var, biz sanki çok iyi biliyoruz, bizim ihtiyacımız yok. Yok. Artık bütün insanlarımız biliyorsunuz ki saatlerce medya bombardımanı altındalar. Hepimiz bu akıllı telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla günün önemli bir kısmını, bir sürü medya mecrasını takip etmek suretiyle geçiriyoruz. Günde evet. 28 saati buluyor yapılan araştırmalarda baktığınız zaman bu. Bu kadar enformasyona maruz kalmış insanların benim ihtiyacım yok burada verilene deme şansı var mıdır? Böyle bir şey olabilir mi? Bu hiçbirimiz için geçerli bir şey değil. En profesyonel medya mensubu dahi medya okuryazarlığı noktasında aciliyet gösterebilir. Eksikliklerle mağlup olabilir. Bu bakımdan da bu okuryazarlık istisnasız medya mecralarına muhatap olan her insan için lazım. Yani bundan sarfı nazar etmek, ben konuda çok yetkinim, ben çok iyiyim demek asla hiç kimse için esasında mümkün değil. Evet, bu biraz da hocam bana bir şey olmaz deyip aşı olmamak gibi bir şey. Yani bu evet, medya maalesef o okuryazarlığı da çok bize kötü bir şey. Sürekli Bakın hani güzel aşıda bir şey hatırlatmak gibi. Noktaya geldiniz. Her geçen bakıyorsunuz vakalar artıyor. Evet. Burada bir sosyal vazifemizi de yerine getirelim. Hatırlatıcı olalım madem konuyu açtınız. Tabii. Artan vakalarda ölümler umumiyetle genellikle nedir? Aşı olmayanlar arasında oluyor. Bir de gençlerimizin çok dikkatli olması lazım. Bu virüslerin son halleri, bu mutantları ne yazık ki gençlerimizi daha fazla tehdit ediyor. Evet. Onlar artık o kadar da korunaklı değiller. Bir, aşılı olmaları çok önemli. İki, maske, mesafe ve temizlik noktasında hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bunu da mutlaka ama mutlaka vurgulayalım. Şimdi okullar da açılacak. Evet. Yüz yüze eğitim yapmak temel hedefimiz, amacımız bizim de. Üniversite gençliği de gelecek. İlkokul, ortaokul, liselerimizdeki çocuklarımız da okullarına inşallah kavuşacaklar. Bütün amacımız bu. Fakat bu süreç içerisinde ülkemiz için, insanlarımız için acı faturalar doğmaması, yeniden kısıtlamaların gelmemesi için bu kuralları mutlaka mutlaka işletmemiz lazım. Şu pandemi dünyada sona erinceye kadar. İnşallah çok hocam. Allah'a hamdolsun büyük bir şansımız var. O şansımız da nedir? Türkiye aşıya erişim ve insanlara aşı sunma noktasında fevkalade önde ülkelerden birisi, dünyanın lider ülkelerinden birisi. Bu avantajımızı kullanmamız lazım. Evet, inşallah hocam. Bunu bu da da bir ifade edelim. Medya Bakın, sorumluluğu olarak görüyorsunuz vermiş aşı olalım. Savaşlarının yine medya üzerinden çıkar savaşlarının, ilaç endüstrisinin savaşlarının insanlara sunumu, karşımıza insanların hayatlarına kaybetmelerine kadar gidebiliyor. Burada da yine medya mesajlarını çok iyi sorgulamamız Evet. gerekiyor. Burada Türkiye ne yapıyor? İnsanlarına aşı hizmetini ücretsiz bir şekilde, çok kararlı bir şekilde sunuyor. Bu bizim için önemli. Buradaki bütün mesajlar bizim şu olmalı. Ciddi bilimsel kurumların, bilim insanlarının ve ilgili bakanlığın açıklamalarını nazar itibara evet. alarak hareket etmemiz gerekir bu meselede. Çünkü şu anda en kaotik kaos ortamındaki açıklamalar
sağlık açısından karşımıza çıkıyor. Aşılar konusunda biliyorsunuz çok küçük bir grup insanların kafasında istifamlar, şüpheler yaratıyor. Ve aşı karşıtları bu çok küçük bir grup olmasına rağmen dünyada fevkalade etkili olabiliyorlar. Bunu medyada neye bağlıyorsunuz hocam? Karşıt açıklamalarıyla her gün yüzlerce, binlerce insan dünya çapında hayatını kaybediyor. Bunu medya okuryazarlığı olarak neye bağlıyorsunuz hocam? Çok küçük bir İşte oran. Burada Yani da milyonda bir sorgulayıcı bile olmamız değil. lazım. Bize gelen bu mesajları sorgulamamız lazım. Burada kimin çıkarı var? Çünkü birçok aşı firması var biliyorsunuz. Rekabet halinde ülkeler var. Bunun da bir endüstrisi var. Herkes birbirinin aşılarının yeterliği noktasında kuşkular uyandırdı. Halbuki her aşı insanlara uygulanacağı kadar pek çok testten geçiyor. İstisnası hepsi de geçmiştir. O geçen testler neticesinde de insanlara uygulanmıştır. Mutlak surette de aşıların şöyle bir etkisi oldu ki dikkat ederseniz dünya çapında ölümler azaldı. Yani büyük ölçüde aşı uygulanan ülkeler açısından söylüyorum. Kendi ülkemiz açısından da. Vakalar da azaldı. Vakalarda da eğer aşılı olan insanlar hasta olmuşlarsa onlarda ölüm ve yoğun bakım oranı çok azaldı. Yani bilim ortada. Bilimsel değerlendirmeler ortada. Bilimsel veriler ortada. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? İşte bu bilimsel verileri esas alarak hareket etmemiz gerekiyor. Dedikodulara, söylentilere, ilaç endüstrisinin rekabetine veya ülkeler arası rekabete itibar etmememiz gerekiyor. Evet, o zaman ortada bir sağlık savaşı da aynı zamanda ne yapıyor? Sürdürülüyor ülkeler arasında. Evet, şunu da bizim buna diyebiliriz. Çok dikkat etmemiz lazım. Yani şunu çok gene ifade edeyim, vurgulayayım. Şanslıyız bu konuda. Pandemi çıktı ilk günden itibaren Türkiye. Gerçekten fevkalade güzel bir sağlık iletişimi politikası uygulamıştır. Bu uyguladığı sağlık iletişimi politikasıyla sadece sağlık iletişimi değil aynı zamanda sağlık politikasıyla gayet tabii ki insanlarımızı pandemiden en az etkilenecek bir noktada tutmuştur. Evet. Bu Şunu da bakımdan diyebiliriz hocam o Allah'a zaman. hamdolsun bütün ilgililere teşekkürlerimizi ifade etmemiz lazım. Emeği geçenlere başta doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız olmak üzere. Gerçekten muazzam bir iş çıkardılar. Şimdi bunların emeklerinin boşa gitmemesi için bizim de daha dikkatli olmamız lazım. Niye? Çünkü yapacağımız her ölçüsüzlük, her güven duygusunu zedeleyici faaliyet bu kadar emeğin, çabanın boşa gitmesi gibi bir neticeyi de beraberinde getirir. Hayatını kaybeden doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza da çok büyük bir haksızlık olur. Aynı zamanda pandemi döneminde işini gücünü kaybeden, iflas eden, hayatı olumsuz etkilenen pek çok insanımıza karşı da büyük bir vebal olur. Bu bakımdan da bizim bu konularda yapmamız gereken şey ne? Bilimin sesine kulak vermek, bilimsel olana bakmak. Şunu da diyebiliriz hocam o zaman. En hayati okuryazarlık türü sağlık okuryazarlığı. Özellikle son iki senedir. Şimdi bu Çünkü konuda hayatımıza klasik olarak mal evet, oluyor yani. Şu anda öyle gayet tabii ki. Bazen de ekonomi okuryazarlığı da aynı derece önemi kazanabiliyor. Veya başka okuryazarlık türü de aynı derece de önem kazanabiliyor. Ama burada her şeyin sonu nereye gidiyor? Her şeyin sonu sorgulamaya gidiyor. Eleştirel yaklaşmaya gidiyor. Kimin faydasına, kimin yararına bu enformasyon, bu bilgi nereden çıkmış, hangi amaçla çıkmış? Bunu sorgulama noktasına bizi götürmek durumunda. Her bilginin mutlaka arkasında bize sunulan bilginin bir başka gaye olabilir. Bu ihtimali hiçbir şekilde göz ardı etmememiz gerekir. Bu sağlık okuryazarlığı meselesi son derece güncel olduğu için ifade ettik. Ben de geçmiş yıllarda Sağlık İletişimi Kurulu'nda hem başkanlık yaptım hem üyelik yaptım. Uzun süre Sağlık Bakanlığı'nda, Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürlüğü'nde projeler yürüttük, çalıştık. O yüzden bu uyarıyı yapmak da aynı zamanda benim için de böyle bir fırsat oldu. Peki hocam. Konuyu da açtığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam şimdi sosyal medya çok baskın bir şekilde hayatımızda. Dediğiniz gibi 5-6 saat, 7 saat bununla hayatımızı geçiriyoruz. Ama daha önceden geleneksel medya vardı. İşte radyo, televizyon ve gazete, dergiler. Şimdi sosyal medya. Bu ikisi arasında geleneksel medya ile sosyal medyanın okuryazarlığı arasında bir fark var mı? Yoksa biz gazeteyi elimize aldığımızda... Var, olmaz mı? Dağlar kadar fark var. Nelerdir hocam? Hem de nasıl fark var? Şöyle, geleneksel medyada biliyorsunuz ki bir eşit bekçileri dediğimiz bir sistem vardı. Genel yayın yönetmenleri vardı, genel yayın danışmanları vardı. Evet. Okuyucuya bilgi, enformasyon, haber ulaşmadan evvel o bilgiyi
süzgeçten geçiren, doğru mu değil mi diyen pek çok kademeler vardı geleneksel medya içerisinde. Okuyucuya amaçlı bir bilgi ulaşsa bile o süzgeçlerden geçerek ulaşırdı. Yani tahrip düzeyi daha az olabilirdi. Yalan bilginin de, yanlış bilginin de, yönlendirici bilginin de. Hı hı. Şimdi ise böyle süzgeçlerin olmadığı bir noktadayız. Sosyal medya dediğimiz yapının ne yazık ki böyle bir eşik bekçilik sistemi yok, süzgeci yok. Hatta zaten geçerli bir etiği bile yok. Etik kurallar silsilesi bile yok. Hı hı. Ve buna bağlı olarak da muazzam bir mevzuat boşluğu da var biliyorsunuz. Hı hı. Bu bakımdan da gayet tabii burada insanların sosyal medya mesajları karşısında geleneksel medyaya göre çok daha korunaksız. Geleneksel medya hem etik kuralları itibariyle, kodları itibariyle hem de hukuki düzenlemeler itibariyle insanların korunabildiği ve yine kendi içerisinde o idari mekanizmaları neticesinde insanlarımızın daha korunaklı olduğu bir alanı sunuyordu. Bilgiyi, haberi sunuyordu bize. Şimdi sosyal medya için bunu söyleyemeyiz. Hı hı. Sosyal medya zaman zaman büyük bir afet bölgesi haline dönebilmekte, insanlarımızı tahrip edebilmektedir. Hı hı. Sosyal medyanın bu kontrolü çok azdır. Sosyal medyada keşke böyle bir kontrol olsa, işte o zaman deriz ki ya insanlarımız bunu çok rahatlıkla ne yapabilir? İşte süzgeçlerinden geçirebilir. Hangi süzgeçten? Akıl, bilgi, bilim süzgecinden geçirebilir ve değerlendirebilir. Ama maalesef öyle değil. Bir de çok hızlı yayılıyor biliyorsunuz sosyal medyada mesajlar. Bu hız aynı zamanda çoğaltan etkisinin çok yüksek olması. Çünkü medyanın genel olarak bir çoğaltan etkisi vardır mesajı. Hı hı. Ama burada sosyal medya ile birlikte bu namütenahi bir boyut kazanmaktadır. Sonsuza doğru gidebilmektedir. Bunların etkisi çok daha tahripkar neticeleri doğurabilmektedir. Yalan haberde, hı hı, yanlış haberde, kişisel verilerin suistimali noktasında, insanların özel hayatına tasallut noktasında karşımıza çok büyük problemleri çıkarabilmektedir biliyorsunuz. Hı hı. Bu yüzden de burada karşımıza mutlaka ama mutlaka sosyal medya okuryazarlığı dediğimiz bir başka alan daha çıkıyor. Medya okuryazarlığının daha spesifik bir hali. Hı hı. Bu yüzden de insanlarımızın buradaki mesajlara karşı da kendilerine bir korumaya almaları lazım. Hı hı. Hocam, bu da önemli bir şey. Medya etiği dediniz. Peki, şimdi eskiden mesela gazetede o beşik... eşik bekçilerinin de dikkatinden kaçan bazı şeyler oluyordu ve gazeteler ertesi gün bir tekzip yayınlıyorlardı. Özür metni yayınlıyorlardı. Ama biz bunu sosyal medyada görmüyoruz. En fazla haberi geri çekiyor yayınlayan kişi veya kurum. Bu etik eksikliğinin şeyi nedir? Acaba hızlı yayıldığı gibi hızlı kayboluyor ve yapanın yanında kalıyor. Bunun bir şeyi yok, arşivi yok. Yani şu anda 50 sene önceki gazetede yanlış yapılan bir haber çok rahatlıkla arşivlerde bulunuyor. Ama sosyal medyada böyle bir arşiv takipçiliği, eğer medya takibi yaptırmıyorsunuz belirli hesaplarla ilgili, hemen gidiyor veya çekiyor. Ben yapmadım diyor veya başka şeylerde işte hesabım hacklenmiş falan diyor. Bu etik oluşturmada Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ilk gündem maddelerinden biri de sosyal medya kanunu olacak. Acaba bu kanunun diğer etkilerinin yanında etiğin oluşturulması, işin bir de tabii kanuni tarafı var ve cezai tarafı var, etkisi olur mu? Siz kanunun içeriği hakkında, kanun metnin içeriği hakkında bilginiz var mı? Metin içeriği henüz ortaya çıkmış değil. Yani bir çalışma yürütülüyor. O konuda Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımız da benim aynı zamanda akademisyen meslektaşım, arkadaşım, bir görüşme yaptık geçtiğimiz günlerde. O burada tabii bizim en büyük önem verdiğimiz husus nedir? Bir, özgürlüklerin muhafazası ama kişilik haklarının korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, kişisel bilgilerin korunması hususlarıdır. Hı hı. Yani bir de buna neyi koymamız gerekiyor? Toplum sağlığı, toplum huzuru, toplum refahı gibi hususlar var biliyorsunuz. Hı hı. Bunları tehdit altına alacak. Yine katalog suçlar dediğimiz hususlar var. Bunlar noktasında insanlarımızı korunaklı hale getirecek. Ama özgürlük temelinde bir düzenlemenin olması en büyük beklentimiz, arzumuz. Hı hı. Özgürlüklerin olmadığı hiçbir şey gayet tabii ki insana huzur getirmez, mutluluk getirmez. Ama özgürlük dediğimiz şey de insanların yine kişilik haklarının, efendime söyleyeyim,
kişisel verilerinin, şahsiyetlerinin pespaye edilmesi, çiğnenmesi anlamına da gelmez. Hı hı. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle dengeli bir anlayışın ortaya konması gerekiyor. İnsanlarımızın hak arayabileceği mekanizmaların kolaylaştırılması, basitleştirilmesi, hızlandırılması gerekiyor. Çünkü biraz evvel ifade ettik, internette, sosyal medyada veriler çok hızlı bir şekilde dolaşıyor ve çoğalıyor. Yani gerçek dışı olduğu zaman da böyle bir hız kazanabiliyor. İnsanların şahsiyetini incitici olduğu zaman da, çıkardığını zedeleyici olduğu zaman da bu hız içerisinde olabiliyor. O zaman da nedir? Aynı hız içerisinde insanlarımızın itibarlarının, onurlarının korunması için de bir mekanizmanın kurulması gerekiyor. Çıkarlarının korunması için de bir mekanizmanın oluşturulması gerekiyor. Hı hı. Buna sağlayacak bir yapı, ama burada da işte en hassas çizginizde özgürlük noktası. Geçmişte biz etik kodları niye önemsiyorduk? Etik kodlar şu maksatla bizim için çok önemliydi. Bir, gazetecilerin mesleğini ve misyonunu koruyordu etik kodlar. Etik kodlar en başta gazetecinin kendisini koruyordu. Hı hı. Gazetecilik mesleğinin itibarını, onurunu sürdürülebilir kılıyordu. Okurlar, kullanıcılar için doğru enformasyon sağlama bakımından yine neydi? Bunlar çok önemliydi. O yüzden de biz diyoruz ki bu etik kodlar kuşkusuz ki her zaman lazımdır, her meşrada lazımdır. Ve bu etik kodları koruduğumuz zaman da biz aslında kimi korumuş oluruz? Sadece okuyucuyu korumayız, aynı zamanda yapmış olduğumuz mesleği koruruz. Gazeteciliği koruruz, gazetecinin kendisini koruruz, yayın organını koruruz. Hı hı. Böyle bir saygınlık ona tesis etmiş oluruz. Ama işte sosyal medyada bu saygınlık ne kadar önemli? Ancak kurumsal yapılar varsa onlar açısından önemli. Ama kurumsal bir yapı değilse, zaten amacı tahrip etmek ise, ona karşı da önlem gerekiyor. Hı hı. Orada da ya özgürlük var, ne yapacağız diye bir şey içerisinde, tavır içerisinde olmak mümkün değil. Hı hı. Niye? Çünkü insanlara iftira ettiremeyiz. İnsanların onurlarını bir şekilde ayaklar altına aldıramayız. İnsanların o masumiyet karinesi dediğimiz karinesini her halükarda mutlaka korumamız lazım gelmektedir. Çünkü insanlar bakıyorsunuz ki sosyal medya linç edebiliyor. Evet. Halbuki bizim için nedir? İnsanlar gerçekten suçluysa bile bu suçluluğun ancak kanıtlanması lazımdır. Hangi şekilde kanıtlanması lazımdır? Bir yargı kararıyla kanıtlanması lazımdır, öyle değil mi? Hı hı. Şimdi bütün bu kadar şeye önem veriyoruz ama karşımıza bu sefer geliyor. Ne yapıyor? Böyle bir şey çıkıyor. O yüzden de şu hususları mutlaka ama mutlaka göz önüne almamız lazım. Ben her zaman söylüyorum. Diyorum ki bu mesaj sahiplerinin bir amaçları olabilir mi? Çünkü medya sahiplikleri aynı zamanda birer ticari işletmedir. Bu sosyal medyada olsa bunlar bir ticari işletmedir. Hı hı. Efendime söyleyeyim, geleneksel medyada olsa bir ticari işletmedir. Öyle değil. Buralara para yatıranlar tabii vardır. Bir yatırım var. Sahibi olanlar vardır. Bunlar haberler, reklamlar, efendime söyleyeyim, sponsorluklar üzerinden giderler. Kar verimlilik esası vardır burada. Kâra odaklanırlar. Daha fazla para kazanmak isteyebilirler. O yüzden de bunların birer ticari işletme olduğunu bilmek lazım. Aynı zamanda medya sahiplerinin bazen medya dışı alanlarda da var olduklarını bilmemiz lazımdır. Evet. İkincisi, mesajların aynı zamanda politik menfaatleri, politik çıkarları çerçevelediğini de yine bilmemiz lazım. Ekonomik çıkarları çerçevelediğini de yine bilmemiz lazım. Bize uluslararası çıkarları çerçevelediğini de yine bilmemiz lazım. Yani bunları görmezden gelerek hareket edemeyiz. Mutlaka her mesajı bu bakımlarıyla yine ele almamız, görmemiz lazım. Özel hayatın ihlaline asla izin veremeyiz. Kamuoyunun bilme hakkı var, doğru elbette. İnsan olarak bilmek istiyoruz, merak ediyoruz. Hepimiz tecessüs halindeyiz, insan olmaktan kaynaklanan. Böyle bir merak vardır, canlıdır. Yani merak olmasa insan olmaz zaten. Tabii. İnsan bu dünyadaki gelişmelerin hiçbirisini kaydedemezdi. Dünyadaki büyük gelişmelerin temelde ne vardır? İnsanın merakı vardır. Hı hı. Fakat bizim bu tecessüsümüz, merakımız ön yargılarla, insafsızca, izinsizce siyasilerin, ünlülerin, tanımış ailelerin veya tanımamış sıradan insanların kamuoyu karşısında zor durumda bırakılmasına, onların özel hayatlarının lime lime edilmesine, onlarla ilgili gerçek dışı bilgilerin verilmesine haklı zatında hak verir mi? Hı hı.
Böyle bir şeyi hiç kendimizde bulabilir miyiz? Bulamayız. Kesinlikle. İşte bunun için diyorum ki bizim bu hususlarda önem göstermemiz lazım. Şimdi bazen de karşımıza şu çıkar. Yani her çerçevelerler bazen sansasyonel haberler çok böyle öne çıkarılırken bazen de hayatlarımızı, dünyayı etkileyen bazı olaylarda çok az bir şekilde verilirler. Niye? Çünkü orada bu haberi verenin çıkarları söz konusu olmayabilir. İşte onun için de buna da dikkat etmemiz lazım. Hep diyorum ya, bir haber verdiğiniz zaman bunun arkasında ne var, önünde ne var, niye veriyorlar veya bir haber gözlerden kaçırılıyorsa, sakındırılıyorsa bu sakındırmanın arkasında, önünde ne var? Yine bizim bugün güncel olarak en fazla dikkat etmemiz gereken haber türleri, bilgi türleri, enformasyon türleri arasında manipülasyon, sansasyon, yalan haberler gelmektedir. Sürekli ne yapıyoruz? Yalan haberle mücadele ediyoruz, değil mi? Niye? Çünkü haberler manipüle edilebilir ve bunlar manipülasyondan devletler, şirketler bu şekilde istifade edebilirler. Yine sansür edilerek de yine ne yapılabilir? Bu haberlerden pek çok şekilde insanların bilmemesi sağlanmak suretiyle istifade edilebilir. Bu manipülasyon bazen gönüllü yapılır, bazen gönülsüzce yapılır ama karşımıza ne yapar? Bunlar her zaman çıkar. Bu konuda da insanlarımızın yine çok sorgulayıcı olması lazım. Sorgulamadan hareket ettiğimiz zaman manipülasyona hem maruz kalırız hem de manipülasyonun bir aracı haline de gelebiliriz. Yine son günlerde çok fazlasıyla oluyor. Nefret dili, nefret söylemi, provokatif bir haber dili. Bunlar çok önemlidir. Bunlara da elbette hiçbir şekilde katkı verilmemesi, bunlara çok fazla itibar edilmemesi gerekir. Medya, diyalog, anlayışa katkıda bulunduğu gibi gerçek dışı haberlerle, klişelerle toplumsal tansiyonu da artırabilir. Bunu da unutmamak lazım. Nefret söylemini yayabilir. Ürkçü, etnik ayrımcılığa dayalı ifadeleri söyleyebilir. İnsanların o anki acziyetini daha da kötü bir noktaya taşıyacak, daha büyük mağduriyetler üretebilecek bir dili de kullanabilir, benimseyebilir. Bizim ne yapmamız lazım? İşte bunlardan kaçınmamız lazım. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü malzemesi insan olan bir alandır medya baktığınız zaman. Malzemesi insan ise, insana yönelik ise, o zaman ne yapacağız? Kırıcı, dökücü olmayacağız. Nefret söyleminden özellikle uzak duracağız. Bakın toplumsal gerginlikler, bazen bu medya manipülasyonları çok kötü neticeler de verebilmektedir. İşte bunlar bizim için çok önemlidir. Yaşadığımız hayatta da onlarca vakayla karşılaşmaktayız, dikkat ederseniz. Ve bunların hepsinin arkasında da farklı farklı çıkarların temsili olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu yeni medyada bazı yeni sorunlar da var. Onlar üzerine de yine durmamız lazım. Nedir? Bu anındalık dediğiniz online haber siteleri hızdan kaynaklanan sorunlar karşımıza Kesin bilgi çıkmakta. yayalım diye bir söylem var hocam. Yani doğruluğu hiç kanıtlanmamış kesin bilgi yayalım. Mesela Gezi Parkı'nda bu çok kullanılan bir söylemdi. Ama Evet, bunların maalesef bu hiçbirinin basma şey olmadığı kalıplara çok çıktı. dikkat etmemiz lazım. Kesin bilgi yayalım denen başlıklar altında verilen bilgileri her şeyden evvel daha fazla sorgulayıp, daha fazla ince eleyip sık dokuyup, ondan sonra gerçekten yayılıp yayılmamasına değer olduğuna karar vermemiz gerekmektedir. İnsanları böyle bir yönlendirme içerisine giriyorlar ve insanlarımızı esas bu tür şeylerle çok daha ciddi büyük mağduriyetlere biliyorsunuz uğratıyorlar. Onun için de aman ha buna çok bütün dinleyicilerimizin, değerli bizi takip eden insanlarımızın da dikkat etmesine fayda var. Online haber siteleri düzeltme gibi konularda ne yapmalı? İşte buna bakmak lazım. Sadece haber öyküsünün düzeltilmiş bir versiyonunu yayınlamak yeterli mi? İnternet arşivindeki orijinal ve düzeltilmemiş metin ne olacak? Online gazeteler, basılı gazeteler gibi düzeltme köşesine sahip olmalı mıdır? İşte bunların hepsini bizim nedir bugün içerisinde bir tartışmamız lazım. Yine karşımıza bir başka husus çıkıyor bu anındalığın dışında. Fotoğraf manipülasyonu dikkat ederseniz. Yani yangın Başka bir oluyor, başka olayı yerlerdeki alıp koyuyorlar. yangınlar veriliyor. Cinayet oluyor, başka bir yerdeki cinayet veriliyor. Veya bir savaş hali oluyor, başka bir yerdeki veriliyor. Yani ondan sonra da işte şurada şöyle oldu, burada böyle oldu. Toplumu yönlendirmeye yönelik şekilde mütemadiyen bu fotoğraflar konusunda biliyorsunuz ki manipülasyonlar yapılıyor. Onun için de bu fotoğraflar mütemadiyen değiştiriliyor.
fotoğraf konusunda da yine karşısına çıkaran her görseli doğru asla kabul etmemeleri lazım insanlarımızın. Bir de dijital teknolojiler biliyorsunuz her görseli bir şekilde istediğiniz gibi değiştirmemize imkan verebiliyor. Evet. Bunlar çok önemli değerli dinleyicilerimiz bunu bilsinler. O görsellerde sorgulama imkanları var yine. Doğru mudur değil midir diye onu da sorgulayarak yine yaysınlar. Evet, görsellerin yanında ses kayıtları da hocam çok rahatlıkla manipüle edilebiliyor. O söylememiş, alınıyor, bant yapılıyor. İşte bir yerlerden alınıp veya sesi benzetilebiliyor. Yine bu hipermetinsellik, hiperlinkler bizi çok fazla medya mesajına maruz da bırakabiliyor. Hı-hı. Onların içerisinde çok fake bilgiler de olabiliyor. Yanlış bilgiler, yönlendirme bilgiler de olabiliyor. Biliyor, biliyorsunuz. O linklerden oradan oraya giderken. Orada da yine bizim pratiğimizi artırmamız ve doğru bilgiyi orada seçecek bir noktaya doğru da gelmemiz lazım. Yoksa o hipermetinsellik içerisinde hiperlinklerden birbirine doğru geçerken bazen yalan bilgi sarmalı içerisinde de düşme imkanı sıkıntısı karşımıza çıkabiliyor. Evet, peki hocam. İftiraların yayılmasına özellikle intihale yine bu hipermetinsellik biliyorsunuz sebebiyet verebiliyor. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Çoğu zaman bu internette kaynağı atıf olmuyor. Evet. Kopyala yapıştır karşımıza çıkabiliyor. Telif hakları, fikri haklar yine çok karmaşık bir noktaya gelebiliyor. İnsanlarımızı incitebiliyor. Hı hı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle intihal konusunda çok dikkat etmemiz lazım. Bir başkasının emeğinin çok hızlı bir şekilde sömürüldüğü bir dünyaya da bir anda girebiliyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden de bizim burada yorum ve fikirlerin etiği dediğimiz bir şeyde çıkıyor, ölçüde çıkıyor karşımıza. Hı hı. Sadece gerçekler. Biz sadece gerçeklerin peşinde olmalıyız. Bilgilendirici yorum, bilgilendirici analiz, açıklama gibi anahtar sözcükler üzerinde yine bu konular üzerinde durmalıyız diye düşünüyorum. Yani hocam Yoksa diğer kısaca türlü... şunu diyebiliriz herhalde. Sözünüz kesin, kusura bakmayın. Herhalde şunu da diyebiliriz. Yani duymak istediğimiz şeyleri değil de doğru şeyleri takip edin. Çünkü ne güzel söylemiş, ne güzel işte saydırmış, ne güzel mat etmiş, işte şunu aldı, çok kötü şey yaptı, rezil etti falan gibi. Aslında bizim fikrimizde olmayan bir kişiye yapılan haksız bir davranışı biz sanki biz yapmışız da onu kötü hale getirmişiz gibi. Böyle bir dediğiniz gibi bir doğal bir linç kültürü de oluşuyor. Çünkü programı seyrediyorsunuz mesela. Hiç öyle bir şey yok. Ama öyle bir başlık atmış ki işte falanca gazeteci filanca gazeteciyi canlı yayında rezil etti. Bir dinliyorsunuz. İki kişi tartışmış sadece. Bir de tabii bunun sosyal medyada izlenme oranlarında da tahrik meselesi ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Yine burada bakın bir hususa yine dikkat çekmek istiyorum. İsimsiz içerikler. Geleneksel ana damar medyaya göre online medyada daha kolay benimseniyor dikkat ederseniz. Evet. Yani söz gelimi Mevlana'ya ait bir söz gibi bazen işte kendi sözünü de yayabiliyor. Evet. Veya işte bir başkasının sözünü bir başkasına da mal edebiliyor ama bazen de böyle isimsiz içeriklerle her türlü iftiranın, yalanın, tezviratın dolaştığını da yine ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Biri diğerinden alıyor, biri diğerinden alıyor. Ve biz bunları çok hızlı bir şekilde, bütün küresel bir şekilde yayabiliyoruz. Evet. Bunlar da hepimizin çok özellikle bu sosyal medya kullanan muhabirlerin, medya profesyonellerinin de çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Şimdi onlar da yine ne yapıyorlar bazen bakıyorsunuz medya profesyonelleri en fazla kullanılan başlıklardan kendilerine göre haberler çıkarıyorlar biliyorsunuz. Hı hı. Bloglardan, anahtar kelimeler. Facebook'tan ya da Twitter'dan yine ne yapıyorlar? Haberler çıkarıyorlar. Hı hı. Burada çıkardıkları haberler de çoğu zaman yine ne oluyor? Okuyucuyu yanıltmak gibi, okuyucuyu rencide etmek gibi veya habere konu, bilgiye konu yanlışlıkları yaymak gibi bir noktayla da karşı karşıya gelebiliyorlar. Peki bunlara hocam, da yine dikkat etmemiz lazım. Bu konularda uyarıcı olmamız lazım. Evet, peki bu sosyal medya veya sadece medya okuryazarlığını biz nasıl edineceğiz? Bu işin bir kursu mu var ki Türkiye bir kurslar cenneti? Yoksa bunu bireysel olarak kendi kendimizi edinme ve kendi kendimizi geliştirme imkanı var mı? Zamanımız daraldı. 3-5 dakika içinde cevabınızı alayım. Şöyle ben 2004 yılında Radyo Televizyon Müdürlüğü Başkan Vekili olduğum dönemde
üst kurulda bir çalışma yaptık. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokol imzaladık. Hı hı. Medya okuryazarlığı dersleri konulsun okullarımıza diye. Çünkü biz bunu 2004'te Milli Eğitim'le okullarımızda ders olarak düşündük ama dünyada bunun ilk örnekleri 1920-30'lu yıllarda başlamış idi. Yani bizim çok da geç kaldığımız bir şeydi hususiydi. O süreç içerisinde okullarımızda seçmeli pilot dersler olarak uygulandı. Ailelerimiz çok fazla seçmediler ama geldiğimiz nokta artık bu sadece çocuklarımız için değil, hepimiz için medya okuryazarlığının bir zaruret olduğunu ve bundan kaçmamamız gerektiğini gösteriyor. O yüzden de bizim bu konularda mutlaka ama mutlaka sorgulayıcı olmamız lazım. Hayat deneyimlerimizden de hareket edeceğiz. Karşılaşmış olduğumuz etik sorunlardan da hareket edeceğiz. Beğenmediğimiz bu medya içeriklerinden de hareket edeceğiz. Sorguladığımız medya içeriklerinden de hareket edeceğiz. Kendimizi mütemadiyen geliştireceğiz. Geliştirmemiz gereken bir süreçtir bu. Çocuklarımızı da ama mutlaka bu hususlarda bilinçli yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığımıza özellikle bir görev düşmektedir. Artık bu medya okuryazarlığı dediğimiz husus zorunlu derslere dönüşmek durumundadır. Sadece seçmeli ders kapsamında ele alınmamalıdır. Madem ki çocuklarımız bu kadar çok medya, enformasyon içerisinde mesajlara maruz kalıyorlar, bu kadar çok medya mecra içerisinde eğitim, öğretimlerini sürdürüyorlar hattı zatında, değil mi? Hepsinin elinde akıllı, hı hı, bilgisayarlar var, telefonlar, evet, var, tabletler var. Mütemadiyen bilgiye erişiyorlar, enformasyona erişiyorlar. Ve o zaman yapılması gereken şey çocuklarımızın bunu daha verimli kullanacakları bir yapıyı geliştirmektir. Buna mecburuz, şundan dolayı mecburuz. Biz kendimize ne diyoruz belli bir yaşın üzerindekiler? Dijital göçmenler diyoruz. Çocuklarımıza dijital yerler diyoruz, değil mi? Hı hı, evet. Sebebi ne? Çünkü çocuklarımız artık o dijital dünyanın içerisine doğdular. Peki doğdukları dünyayı daha anlamlı bir şekilde tanıyabilmeleri, daha faydalı bir şekilde o dünyada yaşayabilmeleri için çocuklarımıza bazı yetileri kazandırmamız gerekir mi? Gerekmez mi? Mutlaka. İşte meselemiz buradadır. Bu yetiyi kazandıracak bir yapı ortaya koymamız lazım. Hı hı. Bu yapın ortaya nasıl konulacak? Bu yapıda işte böyle sürekli tartışıp, aklederek, konuşarak, birbirimize fikir vererek, bir şekilde bilinçlendirerek hem etik ihlalleri en aza indirmek suretiyle, hem, hı hı, hukuki güvencelerimizi artırmak suretiyle ama mutlaka özgürlüklerimizi de, hı hı, muhafaza etmek şartıyla bunu geliştirebiliriz. Peki hocam. Geliştirmemiz gerekmektedir. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Zamanımız bitti. Ben teşekkür ediyorum. Bitti. Sağ olasınız. Gerçekten hem aşı konusunda hem de genel anlamda okuryazarlık konusunda hem velilere hem öğrencilere hem de bütün kesimden vatandaşlarımıza inşallah önemli bilgiler vermişizdir. Efendim, bu haftaki insan ve anlamı da burada bitirmiş oluyoruz. Burada tamamlamış oluyoruz. Bu haftaki konumuz medya okuryazarlığıydı. Konuğumuz ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zakir Avşar'dı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.